Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. İmam Ali Aleyhisselam Nehtül Belaga'da 22. hikmetli sözünde halifelik hakkında şöyle buyurmuştur. Lena hakkun fe in utinahu ve illa rakibna a'cazel ibil ve in talas sura. Bizim için bir hak hilafet vardır. Eğer onu bize verirlerse alırız. Ve eğer vermezlerse gece her ne kadar uzun da olsa onu alıncaya kadar deve sırtına bineriz. Bu hak bize verilmezse zorlukta kalırız. Bu hak bize verilene kadar zorluk çekeriz. Bu ilahi bir haktır ki bu hakkın faydası insanlaradır. Bu hak Ehl-i Beyt'e verilmediği sürece insanlık zorluk içinde kalacaktır. İslam ümmetinin bu halde olmasının nedeni Ehl-i Beyt'e gereken değerin, gereken önemin verilmemesindendir. Bu hak Ehl-i Beyt'e verildiğinde İslam ümmetinin bu sıkıntıları ve sorunları da bitecektir. Bütün ümmetler, bütün kavimler farklı şekillerde imtihan edilmişlerdir. Örneğin Semud kavmi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Kamer suresi 27. ayet. İnna mursilun nâgati fitneten lehum fertegibhum vastabir. Salih peygambere şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve o deveyi kesti. Evet. Semud kavmi mucizevi bir şekilde yaratılan bir deve ile imtihan edildiler. Ve o deve hakkında bütün o mucizeleri görmelerine rağmen o deveyi keserek imtihanı kaybettiler. Ve imtihanı kaybettikleri için ilahi azap gelerek onları helak etti. Ya da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gemiye binip binmemekle imtihan edildiler. Gemiye binenler kurtuldu, binmeyenler helak oldu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. A'raf suresi 64. ayet. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُولْكُ Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Gemiye binerek imtihanı kazananlar oldu ve gemiye binmeyerek imtihanı kaybedenler oldu. Gemiye binmeyerek imtihanı kaybedenler ilahi azap onlara gelerek onları helak etti. Ya da Hazreti Musa'nın kavmi Beni İsrail imtihan edildiler. Farklı şekillerde imtihan edildiler. Allahu Teala A'raf suresi 148. ayette şöyle buyurmakta. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِنْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ Musa'nın kavmi onun Tur Dağı'na gitmesinin ardından ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykel yaparak ilah edindiler. Hazreti Musa'nın kavmi o kadar mucize gördüler. Kızıldeniz'in yarılmasıyla Firavun'un onun içinde boğulduğunu gördüler. Böylesine bir mucizeyi gördüler. Gökten 40 yıl boyunca ilahi sofra indi. Ve daha nice mucizeleri görmelerine rağmen Hazreti Musa bir aylığına 30 günlüğüne Tur Dağı'na gitti, Tur Sina'ya gitti. Bu süre içerisinde bu kavmin içinde olan Samirre diye birisi orada çıkarak bir buzağı yaptı, bir buzağı heykeli yaptı ve Beni İsrail kavmi ona taparak onu ilah edindiler. İmtihanı kaybettiler. Ve ilahi azap onlara da geldi. Onların üzerine de böylesine bir azap geldi. Evet, bütün kavimler, bütün ümmetler kendi içerilerinde farklı şekillerde imtihan edildiler. Bu imtihanların olması ilahi sünnetullah'tır. İlahi sünnetullah'tır. Ve İslam ümmeti de bu ilahi sünnetullah'tan istisna değildir, müstesna değildir. Peki İslam ümmetinin imtihanı ne olmuştur? Evet. İslam ümmeti nasıl imtihan edilmiştir? İslam ümmetinin imtihanı Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyti ile olmuştur. Peygamber Efendimiz'e önem verip vermemek, değer verip vermemek, Ehl-i Beyt'in hakkını eda edip etmemekle bu ümmetin imtihanı olmuştur. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce iki değerli emanet bırakmıştır bu ümmete. Birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehl-i Beyt'iydi. Allah-u Teala Şura suresi 23. ayette şöyle buyurmakta.
قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Ey peygamber, de ki, peygamberliğim karşılığında ehli beytime sevgi ve muhabbetten başka bir şey istemiyorum. Ve daha nice ayetler ve hadisler olmasına rağmen ehli beyte zulümden başka bir şey yapmadılar. Ehli beyte gereken değeri ve önemi vermediler. Bu ümmet bu ehli beytin hakkını gereği gibi eda etmedi. İmam Ali Aleyhisselam'ı mescitte şehit ettiler. İmam Hasan'ı zehirlediler. Ciğerleri pare pare oldu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Kerbela denen bir çölde susuz bir şekilde hunharca şehit ettiler. Ehli beyte zulmedenler bu ümmetin içindeydi. Dışarıdan gelmedi. Ve ehli beyte zulmetmekle bu ümmet bu imtihanı kaybetti. Nasıl ki her kavim imtihanı kaybettikten sonra başlarına bir bela geldiyse bu ümmetin de başına bir bela geldi. Peki neydi bu bela? İslam ümmetinin başına gelen bu bela neydi? Ümmetin parça parça olması belasıydı. İslam ümmeti parça parça olmuştu. Fırkalara, cemaatlere, daha farklı birçok ayrılıklara sahip olmuştu. Parçalanmalara olmuştu İslam ümmeti içerisinde. 1400 yıl içerisinde bu ümmet içerisinde nice savaşlar oldu. Müslüman Müslümanın kanını akıttı. İslamiyet'in ilk başlarında Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı, Nehrivan Savaşı. Bu savaşlar Müslümanlar arasında oldu. Daha tarihin ilerleyen sayfalarında Müslümanlar arasında nice savaşlar oldu. Günümüzde dahi böyle savaşlara şahit olmaktayız. Her iki taraf da Müslüman. Her iki taraf da Allahu Ekber diyerek savaşmaktalar. Birbirlerinin kanını dökmektedir. Bu belanın sebebi neydi? Bu belanın sebebi neydi? Bu ümmetin ehli beyte gereken değeri vermemesindendi. Gereken önemi ve bu ehli beytin hakkını eda etmemesinden kaynaklanmaktaydı. Ne zaman ki bu ümmet ehli beytin değerini anlarsa, ehli beytin hakkını eda ederse bu bela ve bu musibet bu ümmetin üzerinden kalkacaktır. Allah-u Teala inşallah ehli beytin hakkını gereği gibi anlamayı, idrak etmeyi ve onların hakkını eda etmeyi bizlere nasip etsin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.